Merhaba. Gençlikle ilgili konular gündemimizde olmaya devam ediyor ve devam etmesi de lazım. Malum bu dönemde dindar nesil yetiştirme hedefi iktidardakiler tarafından sık sık tekrarlanmış idi. Ama gelinen noktada bu hedefin neresindeyiz? Bunun çok ciddi manada sorgulanması lazım. Geçtiğimiz Cuma günü Semt camisindeki Cuma vaazında hoca mescidde olan bir okulla ilgili kendisine ulaşan bir bilgiyi aktardı. Üzülerek aktardı. Dedi ki talebelerin yarısı inanmıyor. Ve bunların içinde bir kısmı inanmamanın da ötesinde inanç değerleriyle alay eder, hakaret eder noktada. İş bu kadar çığırından çıkmış. Şimdi bu vaazın verildiği camide çok sayıda sarıklı cübbeli çocuklar, gençler de vardı. Kur'an kursu talebesi, cemaat mensubu, hafızlık eğitimi alan çocuklar, gençler. Diğer tarafta da hocanın bahsettiği inancını kaybetmiş gençler. Ve açıkça görünen o ki camide yapılan konuşmalarla cami dışındaki gençlere ulaşabilmek mümkün değil. Camiye gelmiyor. Ve camiye çok çok uzak ve soğuk bakıyor. Şimdi bu gençlere nasıl ulaşılacak? Okulun hali malum. Ve yapılan anketler İmam Hatipler'de bile namaz kılma oranlarının çok düşük olduğunu ve çok ciddi ahlaki problemler söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Eğitimciler de, aileler de bundan muzdarip. Ve gençlik problemi, gençliğin inanç problemi çok hayati ve kritik bir mesele olarak önümüzde durmaya devam ediyor. Birkaç hafta evvel gündemin baş sırasına gelen Enes kardeşimizi hatırlayalım. Enes inancını kaybettiğini söylüyordu. Ve Salih Nur'dan bu cevaplar kendisine anlaşılan o ki ulaştırılamamış. Bizim inancımız, kanaatimiz o ki aradığı cevaplar Salih Nur'da var. Ama bu cevapları onun dünyasında makez bulacak ve kabul görecek tarzda kendisine ulaştırmadıktan sonra bunu söylemenin bir anlamı yok. Demek ki Enes'e ulaşılamamış. Ve ulaşılamayan daha çok genç var. Sayısını bilmediğimiz gençler var. Son dönemde sık sık gündeme gelen deizm akımı. İşin bir başka boyutu. Allah'a inandığını söylüyor ama dinleri kabul etmiyor. Böyle bir inancın değeri, makbuliyeti tabii ki çok çok tartışılır. Daha doğrusu böyle bir inancın hiçbir anlam taşımadığı ortada. Çünkü dinleri gönderen de Allah, peygamberleri, kitapları gönderen de Allah. Ve peygamberleriyle, kitaplarıyla gönderdiği mesajları, dinleri tanımamak nasıl bir imandır? Ama şu bir vakıa, gençlerimizin Allah'a imandan başlayarak temel iman esaslarıyla ilgili konularda çok ciddi problemleri var. En azından önemli bir kısmının, gençlerimizin bu manada kafalarında şüpheler var, sorular var ve bunların cevap bulamayışı onları inançtan koparıyor, uzaklaştırıyor. Ve bir başka şey, olayın bir başka boyutu zaman zaman işlemeye çalıştık. Bu dönemde kendisini dindar olarak takdim eden yöneticilerin iktidarında yapılan yanlışlar, hukuksuzluklar, adalete uymayan
hukuka uymayan uygulamalar ve yolsuzluklar, dinin temel prensiplerine aykırı bir takım icraatlar, kul hakkının hiçe sayılması vesaire. Bütün bunlar özellikle gençleri dinden soğutan en önemli sebeplerden biri haline geldi. Bu meyanda evleri basılan, anne babaları karga tulumba götürülen, mahremiyetleri çiğnenen, çocukların o baskın esnasında şahit oldukları olaylarla yaşadıkları travma ve bunun onların ruh dünyalarında meydana getirdiği derin yıkım, dinden uzaklaşma sebeplerinin bir tanesi de bu. Eğer dindarlık buysa diyorlar, benim o dindarlıkla o dinle işim olmaz. Dolayısıyla dinin siyasi maksatlarla kullanılması böyle bir vahim sonucu da beraberinde getiriyor. Şimdi iktidardakiler diyorlar ki dindar nesil yetiştireceğiz. İşte imam hatipleri açtık, okullara şu dersleri koyduk, bu dersleri koyduk. Kur'an dersi koyduk, siyer dersi koyduk. Ama tablo da ortada. Demek ki buralarda çok ciddi problemler var. Ve burada sorgulanması gereken en önemli konulardan biri, dinden ne anlıyoruz? Eğer din bir ideoloji gibi anlaşılıyorsa birileri tarafından, bir iktidar ideolojisi gibi anlaşılıyorsa, böyle bir din tarifinin gerçek anlamda bir din anlamıyla alakası olmaz. Din, iman temeline dayanan ve o imanla biz insanların Allah'la bağlantısını kuran ve Allah'ın peygamberleri ve kitaplarıyla gönderdiği yaşama düzenini tarif eden kurallar manzumesi. Ve esası iman hakikatleridir. İmanın altı temel esasıdır. İşi buradan başlatmak lazım. Ve Risale-i Nur işte bunu yapıyor. Tahkiki bir iman esası üzerinde gidiyor. Şimdi bunu küçümsüyorlar bazıları. Efendim işte çiçek böcek muhabbet. Ama en önemli boyutu bu. Tefekkür. Çiçekte, böcekte, bütün yaratılmışlarda, uçsuz bucaksız feza alemlerinde, yıldızlarda, samanyolunda, galaksilerde ve yeryüzünde yaratılan her şeyde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini okuyarak işe başlamak. Ve o her şeyde Allah'ın esmasının tecellilerini okuma boyutuna ulaşabilen bir derin imana, tahkiki imana sahip olabilmek. Diğer bütün meseleler, dinin bütün prensipleri bunun arkasından geliyor. Ahirete inanmak, kadere inanmak, meleklere, peygamberlere, kitaplara inanmak ve bu imanın gereğini hayatımıza işte dinlerle getirilen ve en mükemmel, en son din olan İslam'la getirilen prensiplere göre hayata tatbik etmek, yaşamak. Şimdi bunu bir siyasi iktidar ideolojisi şekline dönüştürürseniz, bütün bu manalardan koparırsınız ve dinin en temel prensiplerinin de uzağına düşersiniz. Kur'an'ın dört temel esasından birinin adalet olduğunu her fırsatta tekrarladık. Ve kul hakkının önemini her vesileyle tekrarlıyoruz. Ama bu dine de siyasi gözlükle bakan ve o pencereden tarif eden anlayış maalesef kendi iktidarını muhafaza uğruna adaleti de hiçe sayıyor,
kul hakkını da hiçe sayıyor. Onun için öyle dindar nesil yetiştireceğiz falan laflarıyla bu iş olmuyor. Olmadığı meydanda tekrar bütün bunların masaya yatırılıp gençlerle muhatabiyetin ve gençlerin sorularına verilecek cevapların, ulaştırılması gereken cevapların çok esaslı bir şekilde gündeme taşınıp bu noktadaki hayati ve kritik ihtiyacın farkına varılıp gereğini yapmamız gerekiyor hep birlikte. Ve tüm cemaatler olarak, tüm ehli iman olarak. Evet, bu yayınımızda da bunları ifade etmeye çalışmış olduk. Sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.